Tekstleri düzenlemeyi, yani yazıları düzenlemeyi göreceğiz. 4 satır cümle yazdık. 4 satırı düzenleyeceğiniz zaman toplu halde balıklayabilirsiniz. Yani başlarına madde getirebilirsiniz. Numaralandırabilirsiniz. Girinti oluşturabilirsiniz. Tek bir satıra da girinti oluşturabilirsiniz. Mesela sadece bu satıra gelip bir girinti oluşturuyorum. Bu satıra iki girinti oluşturuyorum. Bu satırı şu an zaten sınırda olduğu için çıkartamıyorum ama istediğin satırı geri yürütebiliyorsunuz. O satırın üstündeki veya birden fazla satırdaki formatting varsa bunları kaldırabiliyorsunuz. Yaptığınız bütün değişiklikleri biçimlendirmeyi değiştirir. Satırlar arası mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın sadece bu iki satır için arttırdım. Pardon şuradan. Ya da boşluk ekleyebilirim. Çift yapabilirim. 1.15 yapabilirim. Bir satırı seçip o satırın hizalamasını değiştirebilirim. Şuradan. Sağa, sola, yana bir yere yaslayabilirim. Mesela bu tarafa. Veya bir satırı seçtikten sonra o satırla ilgili çeşitli hizalamaları ama hücrenin içerisinde ise yapabilirim. Eğer tek başına bir satırı seçtiğinizde bir metne dayanıyorsa bütün hücrenin dibine, sağına, soluna dayanırlar. Ortaya. Bakın tam ortanın ortasına bir metin eklemek istiyorsanız yapacağınız işlem hepsini seçip buradan ortaya, buradan da ortaya hizalamak. Tam ortanın ortasına geliyor ama tekrar kaldır dediğinizde olduğu yere yerleşir. Yorum ekleme var tabii ki. Üstteki barı yavaşça anlatırsak istediğiniz yerle alakalı yorum ekleyebiliyorsunuz. Buraya yorum ekleme ile ilgili zaten sohbet, chat gibi düşünün. İşte haklısınız, düzenleyeceğim falan bir şeyler yazıyorsunuz, okey diyorsunuz. O onun yorumunu yazıyor. Bu yoruma cevap yazılıyor. Ya da sonlandır deyip kaldırıyorum yorumlardan. Link ekleyebiliyorsunuz. Link için şöyle bir şey yapabilirim bakın. Mesela son satırdaki cümleyi seçeyim ve buna linkleme ekleyeyim. Ama link nereye gidecek? Mesela www.google.com. Aşağıdan zaten linki arıyor. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Ben okey dediğim zaman bu metin artık buraya linkleniyor. Linkledikten sonra eğer değiştir derseniz buradaki bağlantıyı tekrardan değiştirebilirsiniz. Bu linkleme kısmı. Yine aynı şekilde bu linklemenin kendisini de gelip temizleyebilirsiniz şu şekilde bir formatlama olarak. Ama dikkat edin, biçimlendirmeyi temizle dediğinizde link kalıyor. Linki kaldırmadığınız sürece yazı değişikliği aynı kalır. Yani geldiniz bu yazıyı italik yaptınız, bold yaptınız. Eğer ki biçimlendirmeyi temizle derseniz bunlar kalkar. Ama link kalır, linki korur. Kaldır derseniz kalkar sadece. Biraz daha gidersek metin rengi. Tabii ki bir metnin rengini değiştirebilirsiniz. Altını çizebilirsiniz. Bunlar zaten standartlar. Fontunu değiştirebilirsiniz. Font tiplerinde Google kendi fontlarına sahip olduğu için çok zengindir. Ve çok hoş fontlar göreceksiniz. Burada temel olarak kendisinin getirdiği 4 tane, 5 tane veya işte 10 tane font var ama Google'un kendi font kütüphanesinden buraya bolca font ekleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu şimdilik söyleyeyim. Geçelim. Biraz yanında kesikli çizgiler ekleme. Biraz yanında bu çizgilerin kalınlıklarını ayarlama. Çizginin rengi. Buraya çizgiler eklediğinizi düşünürsek şu çizgiyle bunu eklemeniz gerekiyor. Bakın şöyle bir çizgi geçireyim. Bu çizgiyle ilgili işlemler bunlar. Bunu bir oka çevirebilirsiniz bir ucunu. Diğer ucunu bir içi boş oka çevirebilirsiniz. Şurada uçlarda göreceksiniz birazdan. Ve bunlarla ilgili işte kesikli çizgi olsun, çizgi kalınlığı çok kalın olsun gibi şeyler ekleyebiliyoruz. Bu sunumumuzu kolaylaştırır. Klavyeden delete'e basarsanız arkadaki metni siler. O yüzden dikkat edin, seçtiğin şey çizginin kendisi olmalı. Yani gelip şöyle çizginin kendisinden seçim yapmanız gerekiyor. Ön plana getirmek için. Şöyle yukarıya alalım. Devam edelim. Biraz yanda neler var? Şekiller var. Biraz yanda resim ekleme var. Bunları daha sonra göreceğiz zaten. Metin kutusu ayrıca ekleyebiliyorsunuz. Bu arada metin kutusu eklerken şunu yapabilirsiniz. Bakın şöyle sığıştırıp bunu kopyalayıp Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırıp yanına bir metin kutusu atabileceğiniz gibi delete. Buradan gelip metin kutusu ekleyebilirsiniz seçtiğiniz yere. Bu da mümkün. Ama bunun doğru ve sistematik olanı şudur. Benim önerim. Naçizane. Burayı seçtiniz. Bu slide'ın stiliyle oynayın. Yani temel olarak bunların stilleri vardı ya. Şu slide için bir slide, pardon şöyle yapalım. Slide'ı seçelim. Düzen diyelim stil olarak. Şöyle ikiye bölelim. Bunu böldüğünüz zaman bütün tekstinizi sola yaslar. Ki diliniz sol
DAN yazıyı destekliyorsa ve bu tarafa yeni bir metin yazabilirsiniz. Bu da size kalmış. Ben tekrardan bunun tipini şöyle seçip düzen olarak şuna çevireyim. Testi seçtiğiniz zaman devam ettiğinde gördüğünüz şey formatla ilgili yaptığınız değişikliklerin biçim olarak başka yere boyanması. Yani şunu seçtiniz, boyadınız, geldiniz, buraya bıraktınız, aynen boyar. Gördüğünüz gibi tekstleri düzenlemek çok zor değil ama küçük hilelere dikkat etmeniz lazım. Mesela yazıların bir kısmı, diyelim ki bu yazılar aşağıda aslında alt not olacaktı. O zaman sizin stil doğru belirlemeniz gerekiyor. Gelip hemen şurada şöyle aşağıya sıçtırmanız gerekiyor. Buraya bir tekst kutusu açıp yenisini yazmanız gerekiyor. Yani resim altlığı yazacaksanız ya da tablo altlığı bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Son bir uyarı, bu kutuya yazdığınız tekstler, yani şuraya bir şey yazdınız, bunu seçtiniz, bold yaptınız, düzenlenebiliyor. Gördünüz mü? Bakın şu şekilde. Hatta linklenebiliyor bile. Her şeyi yapabiliyorsunuz ama unutmayın ki bu ekranda gözükmez. Bu sadece sizin okumanız içindir.